Sen haklıymışsın abla dedi bana. Biz gerçekten lanetliymişiz. Uzak durmamız lazımmış onlardan. Bunları duymak sana nasıl hissettirdi? Yani bir tarafta işte sizin sesiniz, sen uğursuz değilsin Safiye diyen. Bir yandan onlarınki. Onlar? Hande annem gibi düşünüyor artık. Nasıl düşünmesin ki zaten? Yani siz şimdi diyeceksiniz ki sizin uğursuzluğunuz değil. Ama yani bunların hepsi tesadüf mü? Hep bizi mi buluyor o zaman? Niye bizi buluyor? Sence kardeşin lanetli mi Safiye? Uğursuz mu? Hayır, asla. Hiç değil. Canım o benim. Kaç defa ayağa kaldırdı beni o. Asla uğursuz falan değil o. Sadece şanssız. O halde söylediklerine inanmadın. Uğursuz olan o değil bu ailede. Yani onun sevdiklerinin başına kötü şeyler geldiğinde bu onun şanssızlığı, seninkilerin başına kötü şeyler geldiğinde bu senin uğursuzluğun, öyle mi? Ceylan'ın başına gelen şeye, o trafik kazasına da sen mi sebep oldun Safiye? Ben sebep olmadım. Kazaydı o. Aferin Safiye. Bak gördün mü? O sesi kısmayı sonunda başardın. Yapma. 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 Ne duyuyorsun Safiye? Konuşmuyor. Düğün fotoğraflarımızı kesiyor. Benim sesimi kısarsan böyle olur. Bir şekilde anlatmam lazım sana. Tesadüfmüş. Naci dönsün de görsün. Tesadüfen gitsin o toprağa. Yapamadım işte. Susturamadım onu. Konuşuyor yine. Peki, madem annem burada, madem bu kadar konuşmak istiyor, ben de onunla konuşmak isterim. O olmaz, o kabul etmez ki, o konuşmaz sizinle. Çok üzgün ve yalnız bir kadın olduğunuzu biliyorum. Beklediğiniz huzuru ve mutluluğu bir türlü bulamadınız. Belki anneniz de sevgisini o kadar gösterdi. Siz de gördüğünüzü, gördüğünüz kadar verdiniz çocuklarınıza. Sevilmediniz, sevemediniz. Aslında kızınız size çok benziyor. Belli ki bazı becerilerini sizden almış. Dikişi sizden öğrenmiş. Kendi gelinliğini dikecek kadar becerikli. Evi de tertemiz. Her yeri çekip çeviriyor. Sizden sonra kardeşlerine o baktı. Onlara kol kanat gerdi. Ama sizinle ortak bir yanı daha var. O da çok kırılgan. Bu kırılganlığı çoğu zaman öfkeyle ve insanları kendinden uzaklaştırarak gösteriyor. Siz vaktiyle evliliğiniz için çok çabaladınız. Belki bu kadar elinizden geldi. Gücünüz bu kadarına yetti. Şimdi kızınızı çok seven biri var. Ne mutlu ki o da eşini çok seviyor. Çok seviyorum anne. Gerçekten onu çok seviyorum. Bana yüzüklerimi çıkaramadım ben. Bana çıkarırsam ben ölürüm Safiye dedi. Ama o ölürse ben de yaşayayım. Ben de ölürüm anne. Baban da bana çıkarttırmamıştı Safiye. O beni sevdi mi? Ha? Sen söyle. Sevdi mi beni? Hiçbir anlamı yok o yüzüklerin. Var. Naci için bir anlamı var bu yüzüklerin.
Sizin sesiniz çok baskın gelince Safiye de bu sevgiden çok uzaklaşıyor. Sevilmediğine, insanlara zarar vereceğine, uğursuz olduğuna inanıyor. Belki siz de yıllarca buna inandırıldınız. Ama gerçek öyle değil. Safiye sevgiye layık. Tıpkı sizin gibi. Belki henüz sizinle vedalaşmaya hazır değil. Ama o vakit geldiğinde sizinle ilgili iyi şeyler hatırlaması için şimdi biraz uzakta durmanız gerek. Belki sizin içinizdeki o kız çocuğunun kırık kalbini onarma şansınız olmadı. Ama izin verin, Safiye'nin içindeki o küçük kalbi onaralım. İzin verin, Safiye artık mutlu olsun. Çünkü bunu çok hak ediyor. Tıpkı sizin gibi. Ne olur anne, izin ver. Mutlu olayım ben. Sen de mutlu ol. İkimiz de mutlu olalım. İkimiz de mutlu olursak kimse ölmez. Ne olur anne. Sen seversen, biz seversek bir şansımız olur. Şansım olur. Bir şans ver bana, ne olursun. Bir şans ver. Thank you.